ve layık bilimsel eğitimi savunmak cehennemlik olma gerekçesi. Buzeveta göre eğitim öğrenim hakkından geri adım atmayan, iş yaşamında yer alan, kadın erkek eşitliğini kararlılıkla savunan kadınlar günahkar. Bu sosyal medya imamları siyasette de açıktan taraf oluyor. Diyanet çıkıp da bunlara dini siyasete alet edemezsin, camiye siyaset sokamazsın demedi, demiyor. Şimdi en başta dediğim gibi, yani en başta dinlediğimiz adama baktık. Dedik ki tamam, bir şeyler güzel bir şekilde söyleyebilecek. CHP'de bazı değişimler var tam derken yok dediğimiz gibi. Akrebin yapısında sokmak vardır, CHP'nin yapısında da uyutmak vardır. CHP insanları çok güzel bir şekilde uyutan bir partidir. Şimdi konuşmalarına baktığımız zaman bazı manipülasyonlar yapmadan zaten CHP duramaz. Kadınları şeytan olarak gösteriyormuş. Şimdi ben şunu şekilde yani şu anlaşılmasın. Ben bugünkü Diyanet'i savunmuyorum. Ben bugünkü Diyanet'in vaizlerini savunmuyorum. Ben sadece bu zihniyetin, bu CHP zihniyetinin çelişkisini ortaya koymaya çalışıyorum. Yani siz hem din özgürlüğü diyeceksiniz hem de İslam'a göre bir kadın giyinmeli dediğinizde, İslam'a göre şöyle yapmalı, böyle yapmalı dediği zaman hemen onu şeytanlaştırmış, onu günahkar olarak göstermiş olan bir ayrı bir şeytana, ayrı bir canavara dönüştüreceksiniz, öyle mi? Yani bu nasıl bir din özgürlüğü? Gerçekten siz hangi konuda insanlara özgürlük tanıyorsunuz? Bir onu bir açıklayın, biz onu gerçekten de anlayalım. Açıklayabilecek kapasiteye sahip olduğunuzu da gerçekten düşünmüyorum. Yani o kapasite gerçekten sizde yoktur. Yani saçmalayacağınız adım gibi de biliyorum ama buna gerçek manada hiçbir şekilde cüret edemeyeceğinizi de biliyorum. Cüret ettiğiniz de nasıl böyle ilkokula giren çocuklara hani böyle konuş da hadi gülelim, güldür bizi dediğimiz insanlar var ya, aynı o duruma düşeceğinizden adım gibi de eminim. Dini siyasete alet etme meselesi. Kaç yaşındadır? 45-50 yaşında bir kişidir. 50 yıldan beri İslam'ın yapısını bilmeden, Allah subhanahu ve teala'nın göklerin ve yerin Rabbi olduğu ayetten bir haber, ne dediğini bilmeyen bir adam. Yani bu adama gerçek manada ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen 50 yıldan beri Kur'an'ı hiç mi okumazsın? Hiç mi Allah subhanahu ve teala'nın o Kur'an'ın içerisinde ne dediğini görmezsin de bir de sen birilerini milletvekili olarak meclise gönderiyorlar. Niye? İşte bizden daha üstündür, daha iyi bilir, daha iyi konuşur, bizi daha iyi savunur. Yani senin durumun bu durumda ise seni oraya getiren insanların durumunu ben hiç düşünemiyorum. Bu kadar mı cahilsiniz? Ne demek istiyorsun mesela? Din siyasete karışmaz. Dinle siyaset bir araya gelmez. Din devlete karışmaz. Ya arkadaş, sizler Allah subhanahu ve teala'nın her şeyi yarattığını bildiğiniz halde, göklerin ve yerin mülkünün ona ait olduğunu bildiğiniz halde nasıl olur da sizinle alakalı, sizin siyasetinizle alakalı, devletinizle alakalı, sisteminizle alakalı bir görüşünün, bir fikrinin, bir beyanının olmadığını düşünebilirsiniz? Ki Allah subhanahu ve teala siyasete karışmasın. Allah subhanahu ve teala devletinize karışmasın.